Yıldızları programı olarak İstanbul'da Özel Humanite Psikiyatri Tıp Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Profesör Doktor Sedat Bey var. Merhabalar Sedat Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Beni tanımakla humaniteyi tanımak arasında bir ilişki var. Bu arada insanlarımıza bir açıklık getirmek isterseniz humanite terimini açalım. Humanite insan ve insanlıktan geliyor. Aslında her insan insanlığı temsil eder anlayışına dayanıyor ve benim hayata ve mesleğe bakış açımı uygun düşüyor. Yani karşımına gelen her insan bedeniyle, beyniyle, ruhuyla, yaşadıklarıyla, anlamıyla, değerleriyle insanlığı temsil eder. Her insan bu anlamda değerlidir. Ben Anadolu kökenliyim, Konya Taşkent doğumluyum, 1954 doğumluyum. Daha sonraki eğitim sürecinde İstanbul Amerikan Robert Kolej mezunuyum. Ondan sonra İstanbul Tıp Fakültesi'ne girdim. Giriş o giriş. Oranın evladıydık, şimdi babasıyız, dedesi oluncaya kadar orada yaşayacağız. Yani askerlik eğitimi Haydarpaşa Gata'da yaptım. Onun dışında yurt dışı deneyimler, mecbur hizmet deneyimi dışında ondan bu yana İstanbul Tıp Fakültesi'ndeyim. İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Tıp Fakültesi Kurduğu Bilim Dalı Konsiyasyonu Yazım Psikiyatrisi Bilim Dalı ve yine İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Psikososyal Onkoloji Bilim Dallarının hocasıyım. Ben öğretim üyesi tabirini çok sevmiyorum. Ben hoca tabirini seviyorum. Belki de insanlarımız, öğrencilerimiz, hastalarımız, aileler bize hep öyle hitap ettiği için her gün yüzlerce hoca tabiri aldığım için belki ona daha çok alışayım. O ana bilim dalı ve bilim dallarının hocasıyım. Mesleki background'ıma, kökenime baktığım zaman mecburiyette çok deneyim edindim ama bu genç meslektaşlara söyleyeyim. Adana'da 2 yıl mecburiyet yaptım ben. Acayip deneyim edindim. Ondan sonra tekrar üniversiteme döndüm. Doçent oluncaya kadar tıp fakültesi öğrencimden itibaren daha çok Avrupa ve İngiltere merkezli eğitimlerimi aldım. İngiltere'de Guy's Tıp Fakültesi, daha sonra Cambridge Tıp Fakültesi, Leeds Tıp Fakültesi, Manchester Tıp Fakültesi gibi değişik kurumlarda eğitim takviyesi aldım. O yıllarca sürdü. Doçentliğimden sonra da daha çok Birleşik Devletler'de, Amerika'da eğitimler gördüm. Aslında kurduğum bilim dallarının ilk eğitimini Amerika'da Pennsylvania Üniversitesi'nde aldım. Yine o dönemde ilk psikoterapi eğitimi Aaron Beck'in yanında aldım. Orada böyle bunun esasını bir kavradım. Para da yok tabii kitap almak için. Değil mi? Ve oradan kitaplar aldım, kaynaklar aldım. Ülkemize dönünce de o bilim dalını fakültemizde kurdum. Bu iki bilim dalı var benim ülkemize kazandırdığım. İzin verirseniz o şekilde söyleyeceğim. Aslında kurum oluşturmayı ben seviyorum. Herhalde kişileri de kalıcı kılan ortaya koydukları, 60 yaşına gelince böyle bakıyorsunuz, ortaya koydukları eserler ve kurumlardır. Ülkemize kazandırmaktan mutluluk duydum. Devlet kurum açısından üniversitede iki bilim dalı var. Bir tanesi Konsiyasyon Liyazon Psikiyatrisi bilim dalıdır. Onun onlarca yıl başkanlığını da yaptım. İkincisi de Onkoloji Enstitüsü içerisinde Psikoonkoloji bilim dalıdır. Ben çok keyifli ve çok hırslı çalışan bir hekim ve hocayım. Hekimliğimle hocalığım ayrılmaz bir bütündür. Yani şunu söylemek istiyorum. Klinik deneyim, eğitim, araştırma benim için bir bütündür. Mesleğim benim işim değildir. Mesleğim benim egomdur. Yani şunu söylemek istiyorum. Benim beynimde, yüreğimde kimler var? Çocuklarım var, eşim var, hastalarım var, öğrencilerim var, mesleğim var. Bunlar ayrılmaz bir bütündür demek istiyorum. O anlamda ben 5 yaşında doktor olacağım diye tutturduk. 15 yaşında psikiyatrist olacağım diye tutturduk. Daha sonra da psikiyatri uzmanlık sürecinde de bu bilim dallarını kurmaya karar verdim. Kurduğum bilim dallarının hem ulusal platformda hem de Avrupa ve Dünya platformunda başkanlığını da yaptım. O ülkemize getirdik bu insanları. Aslında bu kurduğum bilim dallarıyla ilgili biz ne yaptık diye baktığımız zaman şöyle kuş bakışı bu bilim dallarını kurarak aslında biz psikiyatriyi akıl hastanelerinden çıkardık, tıbbın hizmetine verdik. İki, benim ülkemizde görmek istediğim psikiyatri toplumun hizmetine verdik. Yani psikiyatri ve psikoloji sadece hastalıklarla uğraşmayacak.
psikolojimiz ne kadar sağlam ve sağlıklıysa bedenimizde, ilişkilerimizde, hayatımızda o kadar mutlu, keyifli ve sağlıklıdır. Onun için toplumumuzun bu konudaki bakış açısının da çağdaşlaşması gerektiği kanaatindeyim. Hedef o zaman psikiyatri, akıl hastanelerinden çıkardık, tıbbın hizmetine verdik. İşte bu konsültasyon liyazon psikiyatristir. Yani hastaneye gittiğiniz zaman kardiyolojidir, fiziksel hastalığı olanlardır, diyabetidir, endokrindir, gastroenteritis, bütün dahili tıp bilimlerini düşünün. Orada geniş yelpazede nöroloji var. Çapayı düşünüyorum şu anda. Orada cerrahi bilimler var. Endokrinoloji var. Oradan ortopedi var. Hastanın birisi diyor ki benim bacağımı kestiniz, bıraktınız. Ben ne yapacağım şimdi? Değil mi? Yeni bedene uygun yeni ego, yeni ruh ve yeni yaşam sağlamamız gerekiyor. Kardiyolojinin psikiyatrisi, işte kalp hastalığı, stres ilişkisi, kişinin psikolojisinin kalp hastalığının gelişimindeki etkisi, kalp hastalığı sonrası psikolojinin kalp hastalığının etkisi, işte burada beden, beyin, ruh bütünlüğü giriyor. Orada dermatolojik hastalıklar, orada ağrı psikiyatrisi, kadın doğum psikiyatrisi, cerrahi girişimlerin psikiyatrisi, bypass yaptığın bir hasta, orada iş bitmiyor. Oradan gideceksin, artık o yeni bedene uygun, yeni bir kişilik, yeni bir anlam, yeni bir ruh, yeni bir açılım kazandırmak zorundayız. Şimdi burada liyazon veya psikosomatik tıp ne yapıyor? Bir tarafta bedensel hastalıklar ve onlarla uğraşan hekimler var veya cerrahi girişimler. Bir tarafta ruhsal hastalıklarla uğraşan psikiyatri ve psikologlar var. Biz ne yapıyoruz? Bunu bütünleştiriyoruz aslında. Liyazon köprü demek, psikosomatik tıp bu demek. Yani biz aslında beden ve ruh sağlığının ayrılmaz bir bütün olduğunu, ruhsal krizlerin veya durumların beden sağlığını etkilediğini, kişinin beden sağlığı bozulunca ruh sağlığının bozulduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu çok geniş bir disiplindir. Birleşik Devletler'de bir üst uzmanlıktır psikiyatri üzerinde. Ülkemizde de biz bilim dalı olarak yapılandık. İnşallah ve umarım bir üst uzmanlığa doğru da gidiyoruz. Gideceğiz. Sağlık Bakanlığı'na ve YÖK'e bu görüşleri arz ediyorum vesileyle. Çünkü bu eğitim gerektiren yeni bir disiplindir. Yani aslında konuyu şöyle de bakalım. Bu alanda uzmanlaştık ya biz. Psikiyatristleri yetiştireceğiz. İşte konuları da yapıyoruz. Diyelim cerraha kendi alanının psikiyatrisini öğreteceğiz. Psikosomatik tıbbı öğreteceğiz. Dermatoloğa öğreteceğiz. Kardiyoloğa öğreteceğiz. Yani beyin, ruhla kalp sağlığı arasındaki ilişkiyi de kardiyoloğa öğreteceğiz. Keyifli bir alan. Yani beden, beyin ve ruhun ayrılmaz olduğu anlamında. Şunu da izninizle söylemek istiyorum. Bu alanın aslında düşünsel olarak kültürümüzde ve uygarlığımızdaki yeri Avrupa'dan öncedir. Bunu da ifade etmek istiyorum. Çünkü bunun ilk uygulaması, bakın tarihsel açıdan ilginçtir. Psikiyatriyle tıbbın bütünleşmesini temsil ediyoruz ya biz. Gevher Nesibe'dedir. Orta Çağ Avrupa'sında psikiyatriye ilişkin ön yargılar çok yaygın, yani toplumda yaygın ve yerleşik iken bizim kültürümüzde ve ülkemizde ve uygarlığımızda, çünkü uygarlığımız sadece ülkemize sınırlı değil açıkçası, Gevher Nesibe'de ne görüyoruz? Aynı mekan içerisinde hem ruh sağlığı bozuk insanlar hem de diyelim diğer insanlar. Bunlar aynı mekanda, yani ayrışma yok. Psikiyatriye ilişkin ön yargı yok bizim kültürümüzde ve bilinçaltımızda. Onun için konsültasyon liyazon psikiyatrisi aslında kültürümüz, uygarlığımız ve düşünce dünyamızla örtüşüyor. Biz bu alanın bu dünyada öncüsü olmamız gerektiği kanaatindeyim. Yani tarihsel, düşünsel birikimimiz de var. Biz çağdaş dünyayla bunu bütünleştirmemiz gerektiği kanaatindeyim. İkinci bilim dalımız ise psikoonkoloji bilim dalıdır. Onkoloji içerisinde kurulmuştur o. Orada tabii o da çok keyifli bir maratondur. Buradaki temel mantık ne biliyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Kanseri tedavi etmek eşit değildir kanserli hastayı tedavi etmek. Yani kemoterapi, cerrahi girişim, radyoterapi ile hastalığı tedavi ettiniz. Bu hastayı tedavi ettiğiniz anlamına gelmez. Siz o hastanın ruhunu da tedavi edeceksiniz. Ruhuna da destek olacaksınız. Çünkü ruh çökerse beden daha çabuk çökecektir. Onun için bu insanlar zaten insanlarımızla çok da konuşmadığı için biraz sessiz toplumuz bu açıdan. O ruhsal ızdırabı
o kaygıyı, o bilinmezlikle mücadele ve direnç maratonunu veya ortaya çok sıklıkla ortaya çıkabilecek maskeli depresyon tedavi etmemiz lazım. Onu tedavi etmezsek kanserin seyri olumsuz etkileyecektir. Onun için tüm sağlık sistemine mesaj veriyorum. Tüm hekimlerimize ve hastalarımıza, toplumumuza mesaj veriyorum ki bedenin tedavisi ruhun tedavisiyle eş zamanlı ve eş güdümlü sürdürülmelidir. İkisi ayrılmaz bir bütündür. Beden, beyni ve ruhu, ruh da beyni ve bedeni etkileyecektir. Onun için bu ülkemize, üniversitemiz zemininde kazandırmaktan mutlu oldum. Ben çok mesleğini çok tutkuyla, adanmışlıkla yapan bir hocayım. Benim hayatım yani, hücrelerim. Şimdi işte özelde de benim kazandırmak istediğim, aslında özel devlet de ayırmak da bize uymaz. Benim beynim burada, çapada, yurt dışında, her yerde aynı beyin. Onun için biz bilim ve hizmet insanlarıyız. Bilim ve hizmet ayrılmaz bize. Klinik hizmetle bilimsel hizmet iç içedir. Humanite Tıp Merkezi de sağlık sisteminde yeni bir açılımı, anlayışı ve uygulamayı ortaya koyuyor. Bu anlayışta gün hastanesi modelidir. Neler söylemek istersiniz? Kendilerine iyi baksınlar. Bedenleri yanında ruhlarını da ihmal etmesinler. Daha hoşgörülü bir toplum olalım demek isterim. Kendilerini de hayatlarını da sevsinler. Sevginin değer vermek olduğunu hiç ihmal etmeyelim, unutmayalım. Sevgi öncelikle o kişiye değer vermektir. Şiddetin her türlü üstünden uzak duralım. Belki hani her türlü şiddetten uzak duralım. Konuşmamın başında söylediğim gibi bu kliniğin ismi Humanitea. Oradaki mesaj her insan insanoğlunu temsil ediyor. Onun için her insan değerlidir anlayış içinde olalım. Daha çok konuşalım, uzlaşıya dönük daha çok müzakere edelim, demokratik hoşgörü temenni edelim. Daha çok okuyalım, daha çok merak edelim, daha çok paylaşalım, daha çok gezelim. Merak edelim demek istiyorum özellikle öğrencilerimize. Hoşgörü, güven, sevgi, bilgi hepsi bir bütün diye düşünüyorum. İnsanoğlunun gereksinimleri sadece biyolojik değil. İnsanoğlunun ruhsal gereksinimleri var, sosyal gereksinimleri var, manevi gereksinimleri var. Hepsinin yeri olduğu kanaatindeyim. Onun için sevgi, bilim, güven ve huzur ve paylaşım diyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.